Güzelsin çok ama mükemmel olmuş gerçekten. Gerçekten mükemmel. Yok kalkmana gerek yok, ben şey yaparım. Evet, demek anasının kuzusu evde kalmış ve terleyen. İmaja bak. 17 sene sonra akılda kalan imaja bak yani. Benim de seninle ilgili yaptığım bir röportaj var. Yuh. Aynı teyzeleri ben de buldum. Öyle mi? Yok yok, bulamadım. Nereden bileyim böyle bir röportaj yapıldığını. Tamam. Güzelmiş güzelmiş. Teşekkür. En azından programa gelen konukların benim için çalıştığını görmek gerçekten çok önemli. Bayağı çalıştım. Vallahi çok önemli. Arkadaşlar vallahi çok önemli. Bazen oluyor burada, soru soruyorsun, gitmiyor, yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Halbuki biz programa çalıştığımız gibi gelen konunun da bize çalışmasını istiyoruz yani. O çok önemli bir şey. Evet. Bak Ivan'a çalışmış, ötekiler oturuyor. Mesela gördünüz mü? Onun için ben tekrar geleceğim, ona gelmeyeceğim. Vallahi daha şarkıda mantıda söyleyeceksin son yani. Son şans onlar için, bitti. Harikasın. Ben geliyorum tekrar, değil geleceksin mi? Geleceksin her zaman, başımızın tamam üzerinde yerin var. Seni her zaman görmek isteriz. Baban, babanın burada olduğundan haberi var mı? Var. Vallahi. Var. Bugün var, babanın doğum, babanın doğum babamın günü. Babamın doğum günü, evet. Peki babanın doğum günü, bugün bir arkadaş daha yolda elime kağıt sıkıştırdı. Betül Böçkün. Onun da doğum günüymüş. Doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyoruz. Betül'ün de doğum gününü kutluyoruz. Baban kaç yaşına girdi? Babam 68'de, işte 44, 43 mü oluyor? Evet, 44 benden olmuş. Küçük. Baban bir yaş. Bir yaş büyük, büyük. Benden bir yaş büyük baba. Sen kaç yaşındasın? Ben 20'ye girdim yeni, 92'liyim. Peki bir şey soracağım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Yani ne yapmak istiyorsun büyüyünce? Ne olacaksın yani? Hani şimdi tamam. Şimdi ama öyle sinema var şu anda. Tiyatro yani dizi var, bir sürü şey var. Gerçekten bu yaşta bu kadar şey varsa maşallah ya. Harika yani. Erken mi girdin biraz bu işlerin içine? Biraz erken oldu herhalde. Hepsi kaç yaşında girdin? Ne zaman yarışmaya girdiğimde 18, 19. Hangi işte, yarışmaya girdin sen? Miss Turkey yarışmasına. Kaçın? 2011. 2011 Miss Turkey. Kaçıncı oldun? İkinci. İkinci oldun. Bak söyleyişi gördün mü? İki. Kaçıncı oldun? İkinci. Ne oldu, gördün mü? Hayır. Neyi kazımaya çalışıyorsun falan gibi. Sonra Dünya Güzellik Yarışması'na katıldın. Sonra Dünya Güzellik Yarışması'na Londra'ya gittik. Orada kaçıncı işte, oldun? Orada dereceye giremedim. Fakat evet. Fakat orada işte en iyi elbise taşıyan ve elbise ödülü aldık. Askı. Erol Albayrak, evet askı ödülü. Bildiğini askı muamelesi. Olsun yaptı. Yine de bir şey yani Türkiye bak, olarak. Askının adı değişmiş, en iyi elbise taşıyan ödülü. Bana öyle dendi. Ne kadar bir kalkalım bir görelim gerçekten. Gerçekten çok hoş, çok şık. İvana nasıl? Bismillah. Nasıl buldun kıyafeti? Ne diyorsun? Beğendim, beğendim. Güzel, güzel taşıyor zaten bacakların. Uzun, güzel. Ayakkabıları beğendiniz mi? Ayakkabı olmadı bence de. Birazcık, birazcık şey kaldı fazla bence de. Ayakkabı mı fazla kaldı? Yani ya. Şimdi profesyonel deformasyon olduğu için yani sürekli yani yapamıyorum. Diyebiliyor yani, musunuz çocuklar? Ciddi söylemek lazım. Oh. Evet. Babacığım sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani ne dersin? O kadar daha yaşı küçük, o kadar ikimiz vurmayalım şimdi. Tamam, peki, peki. Ama gerçekten çok şıksın, çok hoşsun. Çok teşekkürler. Şimdi tabii daha ufak, 20 yaşında, 20'ye yeni girmiş, hoş da birisi. Başarılı da, diziler tuttu gidiyor, bir sürü şey var. Babası haliyle merak ediyor ve kızını koruyup kollamak istiyor. Ve aldığımız bilgilere göre, doğru mu bilmiyorum ama baban arabana GPS cihazı taktırmış nereye gittiğini. Bulmak için. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani nereye gidiyorsan baban evde çekirdek çitleyip bakıyor mu aynen yani? Öyle yani. Vay, aynen bizim öyle. Kız Eyüp'e gitti falan diye böyle. Bakıyor mu o kadar mı yani? Gerçekten öyle yani. Çip var ve bunu benim öğrenme şeklim de çok komikti. Ama yani arıyor böyle. Bir de yüzü geçince böyle arıyor. Ona şey gidiyor. Nasıl? Bildirim gidiyor. Arabanın, yavaş ol kızım falan diye. Arabanın süratini de mi görüyor? Evet aynen öyle. Ne zaman işte başlattığımı, ne zaman durduğumu, nerede olduğumu. Bir kere aradı öyle, kızım geç oldu artık çıkmamışsın falan. Çıkacağım Allah baba Allah. Çıkacağım tamam yarım saat sonra falan. Yarım saat oldu kızım hala bak bakıyorum yok. Peki günlük hayatın tedirgin geçmiyor mu yani? Geçiyor tabii ki de yani. Kokoreççiye gidiyorum mesela şey babandan haber geliyor. Yağlı koydurma kızım kokoreç falan. Bu ne ya her şeyi bilen yani. Ne yapayım tek kızlarıyım. Bence çok güzel tabii işin ve şakası. Yani işe çok hızlı atıldım. Çok böyle hani herkesin bilmediği ortamlar o yüzden. Doğru. Öyle. Sen memnun musun? Herkesin bilmediği ortamlara girdin. Memnun musun herkesin bu ortam? Herkesin bilmediği
bu ortamlardan. Şu anda artık biliyorsun bu ortamları. Ne diyorsun? Evet, bu ortamları... Ben memnunum. Mutluyum. Yani çok eğlenceli bence. Harika. Dolu dolu geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Daha çok zamanım var. İyi tarafını, kötü tarafını göreceksin ama şu anda bence tadını çıkartmaya gayret et. Bak Tan da mesela. Kaç sene oldu Tan bu işe geleli? 7. senem. 7. senem. 7. senem. 32'den gün aldım. Bir önceki soruya da cevap geldi. Onu da arada. Daha yeni, soruyu yeni aldı. Ulan bana yaşım mı sormuştu biraz önce? Yeni yeni kabulleniyorum artık. 7. senem 32'den güne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.